Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum başlıyor. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız sevgili seyirciler 14 Mayıs seçimi bitti milletvekili seçimi en azından kısmı bitti Cumhurbaşkanlığı seçimi ise olanca hızıyla 28 Mayıs ertelendi Cumhurbaşkanlığı seçimi kısmında aslında kazananlar kaybedenler çok konuşuluyor ama bütün bu seçimin tamamında herkesin kazandığından hiç şüphe duymadığı bir tane isim var. O da Sinan Oğan, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Hele ki önümüzdeki 15 gün içerisinde ne yapılacağı en çok merak edilen ve tavrı seçimin sonucunu belirlemede en kritik olacak isim Sinan Oğan. Biz de bugün az önce konuştuğumda canlı yayında Sinan Oğan'ı konuk ediyoruz. Sinan Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim teşekkür ederim. Bu arada yayının e, paylaşımını yapıyorum. Çok iyi yapıyorsunuz, <laughs> Bizim taraftan, bizim da, için çalışıyorsunuz, he, seve <laughs> seve bekleriz sizi. Hiç. Sonra, e, e, evet, evet. şu, Bey... şu an şu an sizin için çalışıyorum. <laughs> teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bir, bir dakika, ben buradan hemen şunu paylaşayım. Evet. Dolayısıyla bizim çok sayıda vatandaşımız sizi YouTube kanalından da. Evet evet. <laughs> izliyor. O Bugün sebeple de siz bu biraz önce, önemli. Siz biraz önce evet. programı da duyurmuşsunuz. Sizin duyurmanızla beraber bütün e, sizi seven herkes şimdi sorular gönderiyorlar. Bir sürü sorular gönderiyorlar. Şimdi isterseniz güzel. Şu, şuradan başlayalım güzel. mı? E, sizi kim neden oy verdi sizi? Yüzde 5.17 ben e, hanımefendiyle eşinizle bu süreçte tanıştım. Onunla konuştum. O, onun dışında sizin yüzde 5.17 yani bu kadar yüksek bir oy alacağınızı bekleyen çok az insan vardı. Çünkü Gökçen Hanım diyordu ki ...seçimden sonra çok daha büyük bir oy alacağız... ...ve bunları konuşacağız diyordu. Tam da söylediği çıktı. Sizce size kim neden oy verdi? <laughs> Şimdi öncelikle... E, tabii, e, ...şehitlerimiz var. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, maalesef ki bir taraftan da terör... ...can almaya devam ediyor. <laughs> Bize kim neden oy verdi? Biz... E, bir sürpriz yapacağız diyorduk. Her çıktığımız yayında, TV100'e de size değil ama başka bir arkadaşın yayınına çıktığımızda TV100 ekranlarından bu seçimin sürprizi Sinan Oğan ve Ata İttifakı olacak demiştim cumhurbaşkanı adaylığında. Ve dediğimiz gibi seçimin sürprizi ne biz yaptık ama ben memnun değilim. Neden memnun değilim? 5.2 değil bizim oyumuz. Biz 11-12 civarında bir oyla sandığa gittik. İki temel faktör karşımıza çıktı. Bir, yaklaşık iki puan sandıkta bizim Türkiye genelinde bu organizasyonu yapacak kapasitemiz yoktu açık söyleyeyim. Yani tüm sandıkları gözetecek imkanımız yoktu. Bu sebeple de iki puanına yakın bizim oyumuz sandıkta iç edildi. Bir diğer husus ise son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bana sardırdı. Yani resmen sardırdı, beni linç etti, ee, çekilmemi sağlamaya çalıştılar. Oysa bunlar burnunun ucunu bile göremiyor. Siyasal matematikten tamamen bir haber bir kitle. Linç kültürüyle yoğrulmuş bir kitle. Ve ee, şu an o kitle eğer bizi şu an dinliyorlarsa bana bir özür borcu var o kitlenin. Şu an Sinan Oğan çekilseydi şu artık ikinci tur diye bir şey yoktu. Ve Sayın Erdoğan balkon konuşmasını çoktan yapmıştı. %2 oyumuz iç edildi em, dediniz. %2, em, %2 iç edildi ne demek? Or oraya 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 geleceğim ama bu konuyu bir e, müsaadeniz olursa e, neden yüzde on bir on ikilik oyumuz? Buyurun. Beklentimizin altında oy aldığımızı kısaca izah etmek isterim. E, son üç gün içerisinde bizim e, söylediğimiz bir bütün cümle, bütün paragraf içinden bir kısmı alındı ve e, o kısım üzerinden bize hakaretler edildi, bizi biz taciz edildik, biz e, linç edildik ve bunu yapanlar bir kısım e, sanatçılar, bir kısım e, YouTuberlar, Cüneyt Özdemir gibi YouTuberlar, e, işte Sinan Oğan kendi galesine bir gol attı, sonra iki gol attı, aman Allah'ım inanamıyorum falan bu gibi. şey mi bu bedava destek olmayız aslında bağdaşım... Bu bedavaya destek olmayız aslında. Ee, evet yani. Evet 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 ee, Ama o öyle değildi O, o öyle değildi onu söyleyeyim ee, Onun ne olduğunu da şimdi izah edeceğim ee, Sonra e, Herkes e, golü aslında kendi Kalesine attığını e, Seçim sonuçları açıklanınca gördü Ve anladılar Çünkü burada e, Sinan Oğan'ın Oy aldığı kitleleri azıcık inceleselerdi, Azıcık linç kültüründen kurtulup Gerçek sahayı analiz Edebilselerdi ...şu an seçim sonuçları da çok farklı olurdu... ...onu da ifade edeyim... ...bir kısım sanatçılar... ...bir kısım youtuberlar... ...bir kısım sosyal medya kalemşörleri... ...bizi linç etmekle... ...bir sonuç elde edeceklerini düşündüler... ...halbuki bize harcadıkları enerjiyi... ...sahaya, kazanmaya harcasalardı... ...çok daha farklı sonuç elde edebilirlerdi... ...bu açıklamayı şimdi kısaca izah edeyim... Biz en başından beri ilkeli bir siyaset yürütüyoruz. En başından beri bizim söylemlerimizde zerre değişiklik yok. Biz diyoruz ki bir o günkü şartlarda son kararımızı vereceğiz. Yani nedir o günkü şartlar? Ee, biz ne kadar oy alacağız? İkinci tura kalacak mı? Ki biz kalacağını hep öngörüyorduk. Çok önceden öngörüyorduk. Taraflar ne kadar oy alacak? Toplumun bizden beklentisi ne olacak? Çünkü biz bir istişare kültüründen geliyoruz. Ben dün Ata İttifakı Sayın Genel Başkanlarını toplantıya davet ettim ve kendileriyle bir toplantı yaptım. Orada bir istişare yaptık. Ayrıca ben bizim kendi uzun süreden beri beraber yol arkadaşlığı yaptığım yüze yakın istişare heyeti üyelerimizle toplantı yaptım. Onların genel eğilimlerini aldım. Başka bizim kanaat önderlerimizle görüştüm. Yani iki gündür ciddi bir görüşme trafiği içerisindeyim. Bize imza verenlerle görüşüyorum. Bize oy verenlerle görüşüyorum. Ve sonuçta biz kararımızı verdiğimizde bu Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Tüm bizimle beraber hareket eden bir bütün kitlenin kararı olacak. Ne zaman vereceksiniz bu kararı? O sebeple de bir iki gün içerisinde netleşecek. O sebeple de o sebeple de bu bu karar bu karar Sinan Oğan'ın kararı olmayacağı için tabanımızın önemli bir kısmını hareket ettirme imkanına sahip olacağız. Hmm. Bunu söylediğimde de yine o linç kültürüyle bugün Fatih Portakal aynısını yaptı. E, o başı sonu kesiliyor. Yani istişare edeceğiz, soracağız, tabana soracağız ve bu karar e, ortak karar olacağı için tabanımız bizle beraber hareket eder diyoruz. Oradan tabanımız biz nereye dersek oraya oy verir şeklinde kesiyorlar, biçiyorlar. Aha buyur diyorlar. Nerede demokratik tavır? İyi de kardeşim. Ya şu linç gözlüğünüzü bir çıkarın ve bir bizi dinleyip anlayın. Eğer anlamadığınız bir şey varsa sorun, izah edelim. Yine anlamazsanız yine izah edelim. Burada biz en başından beri diyoruz ki bir, biz kararımızı istişareyle alacağız. Bu Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Sinan Oğan istişare kültüründen gelen birisidir. İki, bizim temel şartlarımız var. O şartlarımızı masaya koyacağız. Nedir o Üç, şartlar? Bu şartlarımız kabul edildikten sonra, geleceğim. Üç, bu şartlarımız kabul edildikten sonra biz bir yedi emin gibi, bir sigorta gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz. Hmm. Şimdi bunu alıp o şartlarımızı, o istişareyi değerlendirmeden sadece hükümetin içinde yer alabiliriz kısmını alıp bunun üzerinde tepinenler, bunun üzerinden bir linç kültürü geliştirmeye çalışanlar maalesef ki bu ülkenin demokrasisine en büyük tehdittir. Ya bırakın artık şu linç kültürünü. Bırakın artık yeter. Şikayet ettiğinize dönüştünüz farkında mısınız? 20 senedir, 20 senedir kutuplaştıran bir zihniyetten şikayet ediyor bu çevreler değil mi? Farkında değiller. Ona dönüşmüşler. Sizi neden linç Hemen ediyorlar? Hemen karşıyı Sinan dinlemeden. Bey. Sizi neden linç ediyorlar? Şöyle zannediyorlar. Şöyle zannediyorlar maalesef ki. Zannediyorlar ki Muharrem İnce'yi linç edip el çektirdik. Onun oyları hop gelecek bu tarafa. Muharrem İnce'yi ama linç Sinan etmediler ki. Da linç Muharrem edip... İnce'ye bayağı kumpas kurdular Sinan Bey. Yani onun adı sadece linç değil. Evet geri çekilme baskısı da yapıldı ama ondan daha büyük bir resmin öbür tarafında ciddi bir kumpas Şimdi var. Şimdi şöyle... Şimdi şöyle. Ben bu kitleden bahsediyorum. Şimdi hmm. bu kitleyi kumpasla suçlarsam olmaz. Anladım. Bu, ben bir kitleden bahsediyorum. Muharrem İnce'yi bu kitle linç etmedi mi? Etti değil mi? Candaş Bey? Etti. Onu, ya yani o kumpas ayrı boyut. Ona hiç girmiyorum bile. O lanet olası bir boyut. Muharrem İnce'yi linç ettiler ve kumpasla beraber el çektirdiler. Zannettiler ki, yani bunlar siyasetten o kadar kopuk ki o kadar saha gerçeklerinden uzak ki bu kafa Zannediyorlar ki iki kere iki dört eder siyasette. Bun, bunlar çekildi mi işte şu kadar puan onda var, bu kadar puan onda var. Onları alır bu tarafa koyarız. Ne e tarafı? Biz kazanırız. E öyle değil. Sinan Oğan'ın Sinan Oğan'ın oy taraf aldığı ne, kitlenin o taraf içerisinde taraf ne taraf Yani bu tarafa koyarız dedikleri taraf ne taraf? Yani bu linç eden Millet İttifakı. Yani sizi linç edenler Millet İttifakı'nı destekliyor İttifakı. o zaman. Destekleyenlerin bir kısmı. Bir Peki. kısmı. Yani Şaban Gökbahar'ından tutunuz da ne bileyim Cüneyt Özdemir'ine kadar oradan tutunuz da bir sürü gazeteci şimdi ismini saymayayım burada herkese söz hakkı vermenin bir manası yok. Yani o o o cenahtan bahsediyorum. Ya gerek yok bunlara. Çünkü benim oy aldığım kitle içerisinde AK Parti'ye oy veren de var, MHP'ye oy veren de var, İyi Parti'ye oy veren de var, CHP'ye oy veren de var. Dışarıda hiçbirini doğru bulmayıp hiçbirine oy vermeyen de var. Ve nitekim nitekim artık anladılar diye ümit ediyorum. Seçim sonuçlarını yarım puan farkla kaybeden Sayın Erdoğan'ın, Sinan Oğan'ın 5 küsür oyundan yarım puan Sinan Oğan çekilse en az yarım puan oraya giderdi ve Sayın Erdoğan kazanırdı. Onun için şu linç kültüründeki arkadaşlara sesleniyorum. Ele, 20 senedir eleştirdiğinize dönüşmeyin. Dönüşüyorsunuz. Kutuplaştırmak, linç etmek. Bunların hiçbirisi demokratik tavır değil ve Sinan Oğan'ın siyasette olma sebeplerinden biridir. Bu dili, bu nefret dilini, bu e, kutuplaştırma dilini, bu linç dilini siyasetten arındırmak. Siyaseti daha temiz bir dille yapmak. Ben Sinan Bey, için şu şeyleri söyleseniz Birçok ne? sebep. Nedir o temel şartlarınız? Bugün Ümit Bey de açıkladı. Temel Ata İttifakı'nın Masaya oturduğunda her iki liderle de adayla da evet. konuşacağı şeyler var dedi. Bunları bir bize <gülüyor> <gülüyor> tek tek anlatsanız anlatsanıza. Nedir o beş şey? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Hızlıca anlatayım. Bir, biz PKK terör örgütüyle, FETÖ terör örgütüyle, Hizbullah terör örgütüyle ve bilimum her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadele. Bu bizim olmazsa olmazımız. İki... Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi. Neden takvim diyorum? Onu da açıklayayım. Çünkü biz seçilseydik, bizim takvim bir seneydi. Hmm. Ama şimdi bir başkası seçildiğine göre, seçileceğine göre, biz ikinci tura kalamadığımıza göre bir sene diye dayatmanın bir manası yok. Yani siyaset gerçekler üzerinde yapılır. Ama en azından bir takvime bağlamak gerekiyor bunu. 3. HDP ve Hüdapar'ın kurulacak müstakbel hükümet nezdinde herhangi bir görev verilmemesi, onların bu sürecin dışında tutulması. Dört, anayasanın ilk dört maddesi ve 66. maddesinin asla dokunulmayacağının garanti edilmesi. Gibi aslında Türk milletinin ortak talebi olan bu taleplerin, her iki tarafca ben kabul edileceğini düşünüyorum. Peki Çünkü şey bu talepler, nasıl, nasıl olacak mesela? Ee, Hüdapar kısmı mesela Hüdapar AK Parti listelerinden girdi ve şimdi milletvekilleri artık meclise girdiler. E ne yapacaksınız? Onları geri gönderin diyemeyeceğinize göre. Yani orada mesela ne söyleyeceksiniz AK Parti'ye? Şimdi Hüdapar ayrı bir parti zaten. Yani orada Cumhurbaşkanlığı seçiminde artık Hüdapar'ın bir etkisi olacağını sanmıyorum. Yani Hüdapar'a bir görev de vereceklerini de düşünmüyorum. Doğrusunu isterseniz. E, HDP kısmı yani mesela şimdi bizim bundan sonraki HDP kısmında bundan da bundan sonraki süreçte buyurun siz devam edin. lütfen. buyurun, diyelim. buyurun devam edin. Bundan sen. sonraki bundan Bundan sonraki süreçte yani e, Hüdapar'ın gelip Cumhurbaşkanlığı seçiminin orta yerinde olması abesle iştigal olur. HDP'nin de gelip Cumhurbaşkanlığı seçiminin orta yerinde olması ve seçim sonrası kazanılması durumunda hükümette yer alacağının ilan edilmesi abesle iştigal olur. Biz orada olmayız. Sizin için Hüdapar'a hükümette görev verilmediği sürece bugünkü şartlarla okey. Bir so sorun yok değil mi? Uygun. Şöyle. Biz... Biz kurulacak, yani bu saatten sonra milletvekilliğini iptal etme şansımız var mı? Yok. Yok yani. Ama şunu önleme şansımız var. Yani hükümette Hüdapar'a yer verilmemesi. Yani Hüdaparlı bir bakan olsun istemem. HDP'li e bir ama bakan olsun de istemem. Zaten ama muhtemelen de olmayacak. Bu, dolayısıyla bu noktadan sonra çok da anlamlı bir şart değil gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Yani Hüdapar'dan herhalde bir bakan e, atamazsa sayılır. Çok anlamlı bir şart bu. <laughs> Vallahi burası Türkiye. Olur mu diyorsun? Burası Türkiye. Ee, hü... Vallahi burası Türkiye. Yani yarın e, HDP'li, Hüdaparlı e, bakanların bakanlar kurulunda yer almasını biz istemeyiz. Şimdi Ve şimdi bunu, bir de HDP tarafı var. Bu bizim şimdi, olmazımızdır. Aynı şekilde HDP tarafı var bir de bu şartların içerisinde. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. aldığı oyun içerisinde seçim sonuçlarına baktığımızda kaba bir analizde 8-10 civarı e, HDP seçmeninden de bir oy aldığını görüyoruz. Hı -hı. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz şartlarla evet. Sayın Kılıçdaroğlu %5 sizin desteğinizi alabilmek için %10 e, HDP desteğinden vaz mı geçmesi gerekecek? Tam olarak ne söylemesini, ne yapmasını bekliyorsunuz? Şimdi şöyle bakınız. Ben benim söylediğim çok net. HDP'nin HDP'nin e, ben bir Kürtleri temsil ettiğini veyahut da en azından tamamını temsil ettiğini düşünmüyorum. İki, e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ...oy verecek Kürt seçmene ben niye karşı olayım ki? Yani Kürt seçmen tercihini parlamentoda şu partiden yana yapmışsa... ...Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'ndan yana yapmışsa yapsın... ...ben buna karşı değilim ki. Niye karşı olayım buna? Benden yana da yapabilir. Nitekim bazı videolar gördüm işte A Partisi'ne vermiş... ...ve cumhurbaşkanlığı Sinan Oğan'a verdim diyor. Yani doğru gerçek bilmiyorum. Doğru yanlan bilmiyorum. Bizim burada ortaya koyduğumuz şart daha reel gerçeklere dayanıyor. O da şudur, ee, biz müstakbel hükümetlerde en başından beri aslında bizim temel felsefemiz şuydu, biz diyorduk ki Türk siyasetinde e, artık e, bir paradigmayı değiştireceğiz. Nedir o paradigma değişikliği? E, HDP'nin ve Hüdapar'ın kilit olma arzusunu, ve inancını biz kıracağız, ortadan kaldıracağız dedik. Bunu gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Şu an Hüdapar veya HDP kendisini Türk siyasetinde kilit pozisyonda göremiyor. Kim kilit? Türk milliyetçileri. O sebeple de HDP veya Hüdapar'ın e, siyaseti kilitlemediği, Siyasi Millet İttifakı veya Cumhur İttifakına şantaj yapamadığı bir ortam bizim için e, hedeflere varılmış bir ortamdır. Bu o bahs sebeple de bahsettiğiniz e, şartta burada eğer Buyurun. Devam edin lütfen. Pardon. HDP burada eğer HDP burada eğer yarın öbür gün biz eğer Millet İttifakına destek verirsek biz e, o yapının içine girdiğimizde yanım, yanımızdaki koltukta hükümet içerisinde bir HDP'li bakan bir bir şey ben görmek istemem yan yana oturmam yani. Ama onun dışında Kürt seçmen oraya da oy verebilir öbür tarafa da oy verebilir buna kim itiraz edebilir ben hani gidip ne yapacağım insanları tek tek ve oy verenlere sen HDP'lisin veya sen Hüdaparlısın niye oy veriyorsun mu diyeceğim. Yani bu mantık dışı bir şey. Siz HDP ile PKK'yı aynı kevede değerlendiriyorsunuz değil mi? Yanlış anlamıyorum ben. Şöyle değerlendiriyorum: HDP PKK ile arasına mesafe koyamayan bir uzantıdır. HDP PKK yani silahlı terör örgütü olan PKK'nın siyasal uzantısı olarak görüyorum ben. Siyasal uzantısı. Şimdi diğer türlüsü terör örgütü olarak görüyorum anlamına gelir. Sinan Bey bu söylediğiniz şartların... E, HDP'yi terör örgütü olarak görüyorum anlamına gelir ki o başka bir şey. Biraz önce saydığınız 5 şartın da e, yani zaten ne Hüdaparı ne HDP'yi bakanlar kuruluna sokma ihtimalleri çok kolay değil. Ama diyorsunuz bu ihtimal var doğru bir ihtimal bu yani her ihtimal gibi. Diğer şartlar Anayasa'nın 4 maddesi terör örgütleriyle mücadele bunlar hiçbir partinin hayır diyeceği şeyler değil. Peki burada her iki ittifakla da tamam uygun olursa... Bundan sonra ne konuşacaksınız? Bundan sonra her iki ittifak içerisinde bu şartlar kabul edildiğinde bizim eğilimler devreye girer, eğilim. Yani tabanımızın, oy verenlerin, işte ittifak üyelerimizin eğilimleri devreye girer ve o eğilimler neticesinde tabii şu da var. Yani bir de bakalım hele karşı taraf ee, ne diyor bu işe. Yani ee, şu da olabilir açık söyleyeyim biz her iki tarafı da desteklemiyoruz biz bir sonraki seçime hazırlanıyoruz çünkü bizim e, desteğimiz e, tabii ki e, şeyi güçlendirir yani kazanan tarafı güçlendirir çünkü bizde ciddi bir e, e, aktif genç bir taban var e, ve çarpan etkisi yüksek olur. Dolayısıyla da destek verdiğimiz tarafı biz tabanımızla beraber istişare halinde götürdüğümüz için tabanımızla ortak bir destek kararı alacağımız için o o, o tarafı bu destek bu destek o tarafı güçlendirir. Siz... Diğer türlü bizim dışımızda da seçim kazanılabilir. Pro... Biz kendimizi affedersiniz. Şöyle demiyoruz. Yani AK Parti örneğin Bizim dışımızda da seçimi kazanabilir. Bu matematiksel olarak mümkündür. <laughs> veya Millet İttifakı, AK Parti demişim Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı da biz olmadan da seçimi kazanabilir. 10 milyona yakın, 8 milyon neredeyse oy kullanmayan kitle var. Bunları götürebilir, mobilize edebilir. Ama bizim olmamız bulunduğumuz cenahı şey yapar, nasıl söyleyeyim, yani orayı daha böyle canlandırır. O o o o kitleyi ateşler. Oraya dinamizm katar. Ee, örneğin, örnek veriyorum tamamen. Diyelim ki Cumhur İttifakı ile beraberiz. Orada bu defa seçimi yarım puan, bir puanla değil, 6-7 puan. Çünkü ortak, e, e, bu şey katar oraya. E, e, çarpan etkisi yapar. E, o da güçlü bir hükümet demektir. Yani 60'lara yakın bir oyla e, iktidar olmak demek güçlü bir hükümet demektir. Yatırımcıya güven verir, iç ve dış piyasaları rahatlatır. Aynı şekilde millet ittifakıyla da o oradaki bu işte sürekli eleştirilen işte bunlar milli değil, bunlar yerli değil şeyine bir set çeker. Orayı da, da daha milli bir noktada tutar. Orayı güçlendirir. Yerli ve yabancı yatırımcıya moral verir. O açıdan önemli. Yoksa bizim dışımızda da isterlerse çalışırlarsa seçimi kazanırlar. Programın başında şey söylediniz ya Ata İttifakı'nın bileşeni olan partilerin genel başkanlarıyla konuştum ve onların görüşlerini aldım, eğilimlerini aldım. Ne diyor oradaki eğilim? Yani Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı diyor? <laughs> yani müsaade ederseniz kendilerine sormadan açıklamayayım ama aşağı yukarı ortak bir paralel bir karar çıktı ve onları temsilen de bu müzakereleri yürütme yetkisi bana verildi. Ve dolayısıyla da bu müzakereleri yürüteceğiz veya günün sonunda diyeceğiz ki yok arkadaş biz bu işin içinde yokuz. Herkes hayırlı olsun. Biz e, taraftarlarımızla çünkü bu bu tabanda böyle e, düşünen kitle de var. Hmm. E, biz bir sonraki seçime hazırlanacağız diyeceğiz. Burada iki tane temel e, üzerinde vurgu yapmak istediğim iki tane temel konu var. Birisi e, iki sene sonra bu işte mevcut eğer bir zayıf bir hükümet olursa iki sene üç sene içerisinde yeni bir seçim olur. Güçlü bir hükümet kurulursa bu beş sene gider. Yani istikrar olur. Bakınız daha önce ben bir konuda daha linç yemiştim ama haklılığım ortaya çıktı tekrar. O da şu ya cüzi miktarlarla seçim kazanılacaksa kazanılmasın dedim. Çünkü Türkiye'nin bir tartışma ortamına girmesini istemiyorum. Ben meselelere Candaş Bey bir devlet adamı gözlüğüyle bakıyorum. Yani kısır siyasi çatışmalar, çekişmeler, böyle ufak sandık sayımları, tekrar sayımlar, işte sandıklarda münakaşalar bunun memleketimize bir faydası olmaz. Biz ülkemizi öyle bir noktaya getirmeliyiz ki artık krizden çıkacak. Ülkede bir ekonomik kriz var. Kim ne derse desin. Öyle bir güçlü hükümet kurulmalı ki bu krizden çıkılacağına dair artık Tabana, yatırımcıya, ekonomiye, içeriye, dışarıya net bir mesaj verilsin istiyoruz. Ve bu güçlü yapı Türkiye'yi 5 sene götürsün istiyoruz. Yoksa zayıf bir hükümet, buçukla 50, 50 seçilen bir hükümet, krizle, tartışmayla seçilen bir hükümet... Evet, demokratik olarak seçilmiş olacak. Ama güçlü olmayacak kanaatimizce. Ee, Sinan Bey, siz herhangi bir e, şeye, ittifaka, <laughs> destek açıklamazsanız... Şimdi bu tabanın seçtiği lider sizsiniz ya. Tabanı da en iyi tanıyan sizsiniz. Siz bir destek açıklamazsanız sizce sizin tabanınız en çok hangi ittifaka oy verme eğiliminde olur? Ya da ne bileyim seç sandığa mı gitmez? Ee, şu andan bir şey demek erken. Çünkü bizim istişarelerimiz devam ediyor. İstişareler bitmeden tabanın görüşünü aksettirmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ee, şey... Parti genel başkanları dediniz ki hangi eğilim olduğunu izin verirseniz söylemeyeyim, söylemeyin. Ama bir eğilim ortaya çıktı mı? Yani bir ittifaktan yana bir tavır ortaya çıktı mı? Aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var. Aşağı yukarı. Ee, Muharrem İnce'nin süreçten çekilmesi sizin oyunuza yaradı mı yoksa hiç etkilemedi mi? Daha doğrusu çekilmek ee, zorunda bırakılması. Çok cüzi miktarda etkiledi. Cüzi miktarda etkiledi ama bizim oyumuz zaten e, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerden oluşan e, ve e, mevcut köhne sistemden yorulan bizi daha donanımlı daha daha demokratik ve daha geleceğe dönük bulan insanlardan oluşuyordu dolayısıyla burada bir bir miktar sayın İnce'den gelen e, seçmen var ama ana kitle Bizim zaten uzun süreden beri etkileşim içerisinde olduğumuz kitle. Ee, şimdi hep bu seçimden önce siz de takip ediyorsunuz çok yakından. Bir dip dalganın varlığından bahsediliyordu. Bir dip Hı -hı. dalga. Muhalefet kendisine, iktidar partisi kendisine yöntüyordu bu dip dalgayı. Şimdi seçim sonuçlarına baktığınız zaman sizce bu dip dalga ne dedi ve bu dip dalga kim? Genel yorum biliyorsunuz. Yani... Milliyetçi muhafazakar, milliyetçi duyarlılıkları yüksek olan seçmenin aslında bir dip dalga olduğunu söylüyor ama... ...siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Candaş Bey, o dip dalgayı ilk e, söyleyen benim. E, ve o dip dalganın e, bizde hatta günlerce TT oldu. Bizim e, cenahta günlerce TT'de kaldı. O dip dalga, milliyetçi dip dalgaydı. Bakınız, biz... Ee, bu sürecin dışında kalsaydık bugün Türkiye e, HDP'nin ne kadar Türk siyasetinde önemli olduğunu HDP olmasa bilmem ne olacağını işte Hüdapar olmasa bilmem şöyle olacağını konuşuyor olacaktı. Net. Bizim arkadaş sürecin en başında dediğimiz tez şuydu arkadaş. %20-25'lik sol kitlenin adayı var. %20-25'lik siyasal İslamcı ve muhafazakarların adayı var. %30'un üzerindeki Türk milliyetçisi Atatürkçülerin neden adayı yok? Bir aday olmalı. Olursa bir aday ben olmayacağım. Üzerinde uzlaşılan. Olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım mutlaka aday olacağım dedim. Bunu son 3 senedir söylüyorum. 3 senedir. Ve bunu defaatle TV yüz ekranlarında söyledim. Geçen sene, evvelki sene, bu sene ve geldiğimiz noktada Türk Milliyetçilerinin adayı olmadı. CHP Genel Başkanı Solun adayı olarak Millet İttifakı'nın adayı oldu. AK Parti Genel Başkanı da Siyasal İslamcı ve Muhafazakarların adayı olarak Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. Biz de çıktık dedik ki biz de Türk Milliyetçileri ve Atatürkçülerin adayıyız. Ve bu süreçte Türk milliyetçiliği üzerinde çok ciddi bir ilgi alaka ortaya çıktı. O kadar ki sayın Kemal Kılıçdaroğlu söylemlerinde çok ciddi milliyetçi söylemlerde bulunmaya başlandı. Bizim işte 70'lerde söylediğimiz ne Amerika ne Rusya ne Çin sözünü sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Ne Amerika ne Rusya ne Çin Türk'ün yolu falan gibi böyle çok damardan milliyetçi söylemler bile söyledi. Bütün bunlar yani bizim bir Türk milliyetçisi aday olarak sahada olmamız, Türk milliyetçilerinin evet biz seçeneksiz değiliz, bizim de artık adayımız var, devlet yönetme iradesine artık biz de ortaya koyduk demesi bir bütün olarak milliyetçi kitleyi ateşledi. Ve o paradigma değişikliği gerçekleşti. Artık HDP ne bileyim türevleri falan işte bilmem ne sol şu sol bu sol değil. Türk milliyetçileri konuşulmaya başlandı. Bizim temel hedefimiz buydu ve biz bu hedefimize gerçekleştirdik. Şu an o dip dalga dediğimiz yıllardır örselenen, farklı partiler içerisinde eritilmeye çalışılan, Millet İttifakı'nın ve Cumhur İttifakı'nın yedeğinde tutulmaya çalışılan Türk milliyetçileri büyük bir dip dalga gerçekleştirdi ve 2023 seçimlerinin Ana aktörü haline geldi. Hedefimiz buydu ve hedefimize ulaştık. Sinan Bey siz e, eski bir Milliyetçi Hareket Partisi e, şeyisiniz, üyesisiniz, milletvekilsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının yükselmesi seçimde sürpriz olarak nitelendiriliyor. E, diğer taraftan da İyi Parti'nin oylarının düşüşü de öyle. E, size de sürpriz oldu mu bu? Siz Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının yükselişini tam olarak neye bağlıyorsunuz? Çok merak ediyorum açıkçası. Evet doğrusunu isterseniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları anketlerin üzerinde ve dediğim gibi yani bizimle beraber işte Türk Milliyetçilerinin, Türk Milliyetçiliğinin şaha kalktığı bir seçim sürecinde Milliyetçi partiler, gerçi İyi Parti'de bir miktar düşme olsa da Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir yükselme oldu. Burada AK Parti oylarında da biliyorsunuz bir düşme var. AK Parti'den de bir bir kısım karşıya geçmek istemeyen, yani Millet İttifakı'na geçmek istemeyenlerin MHP'ye oy verdiği görülüyor. Ama MHP'nin zaten bir kemik kitlesi her zaman vardı. Bugün Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın sizin için dedi ki, e, Sinan Oğan e, bize Cumhur İttifakı'na daha yakın bir isim dedi. Yani tam ifade bu değil ama özetle söylemeye çalıştı söylediği şey bu. Sahiden de öyle misiniz? Cumhur İttifakı'na ideolojik olarak, orijin olarak daha yakın bir siyasi görüşe mi sahipsiniz? <laughs> yani ben Türk milliyetçisiyim. Cumhur İttifakı kendisini Türk milliyetçisi bir ittifak olarak addediyorsa bundan mutluluk duyarım. Ha demek ki öyleyiz. <laughs> ben Türk milliyetçiyim. Ben de bir değişiklik yok. Ben dün de öyleydim. Siyasete başladığımda da öyleyim. Gençliğimde de öyleydim. Ne bileyim? Hani e, akıl, e, l, 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 hani derler ya akıl e, akı olduğundan beri e, yani a, aklım erdiğinden beri derler ya. Ben bir kendim bildim bileli Ben bir Türk milliyetçisiyim. E ee, bu seçimde de Türk milliyetçisi kimliğimi e, ön plana çıkararak seçim kampanyamı yürüttüm ve seçmen tabanımız da bunu doğru algıladı ve kabul etti. E, eğer Cumhur İttifakı e, bunu e, e, kendisi kendi kimliğiyle özdeşleştiriyorsa ne ala. Ben bu, buna itiraz edecek bir şeyim yok. Ee, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'la görüşecek misiniz? Böyle bir haber dolaşıyor ortalıkta. Anlamadım. Böyle bir randevu var mı böyle bir görüşme planlanıyor mu? Yani öyle bir görüşme planımız yok. Ee, ama hani şeyi anlamadım. Ee, yani bir sürü insanla görüşüyoruz ama hani burada görüşeceğim İstanbul Belediyesine aday değilim <gülüyor> yani. <gülüyor> Dolayısıyla e, neyi görüşeceğim onu anlamadım. E, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı aynı zamanda bu iki isim Millet İttifakı'nın da kampanyadaki önemli aktörlerinden biri. Hı -hı. Belki yani o sıfatla görüşeceksinizdir. Ee, yok sayın e, hayır sayın İmamoğlu ile öyle planlanmış bir görüşmem yok. Böyle bir görüşme talebi ge genel olarak ben bu süre ya, ya genel olarak şunun şu bu görüşme trafiği ile ilgili konuşulmasını çok doğru bulmuyorum Hı -hı. çünkü e, yani diyelim ki sizinden randevüleştik e, sizden izin almadan bu görüşmeyle ilgili bilgi vermem çok etik değil. Siyasette etik değerleri ben önemsiyorum. Ee, bu tip görüşmede, bu görüşmelerde sizin beklentiniz liderler tarafından aranmak mı, yoksa siz biz de randevu alır gideriz diyor musunuz? Buradaki e, siyasi usul etik nedir? Onu bilmiyorum. Ee, sizin beklentiniz bence daha önemli tabii burada. Söyleyeyim. Tabii söyleyeyim. hani Burada e, ikinci tura kalan e, adaylar arar. Yani ben gidip ne diyeyim? E, <laughs> ben e, bu konularda ayrıca şey birisi değilim. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevuyu ben talep ettim. Bazıları beni eleştirdi. Dedi ki Kılıçdaroğlu herkese gitti de niye sen talep ettin? Dedim ki ya bir dakika benim buradaki talebimin içeriği farklı. Nitekim ne kadar haklı olduğumuz da görüldü. Neydi talep? seçim güvenliğini konuşmak. Seçim güvenliğini. Sayın Kılıçdaroğlu da teşekkür ederim. İncelik gösterdi, randevu verdi, görüştük. Sayın İnce Hakeze aynı şekilde görüştük, konuştuk. Ve Sayın Erdoğan mesela randevu vermedi. Olsun canı sağ olsun. Ee, dolayısıyla da ben bu var tür mı şeylerde ilk sen aradın, ben aradım. Sayın Cumhurbaşkanı, yani Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size randevu vermemiş olması ile ilgili bir kırgınlığınız var mı? Hayır canım. Yani siyasette ben siyasette kırgınlıkları doğru bulmam. Devlet yönetmekte e, kırgın küskünlükler olmaz, kırgınlıklar olmaz. Bu Sayın Kılıçdaroğlu ile münasebetlerim içinde geçerlidir. Sayın e, Erdoğan'la, Sayın Bahçeli ile veya Sayın bir başka genel başkanla da siyasette kırgınlık olmaz. Devlet yönetmekte küskünlük olmaz. E, yarın e, her birimiz bu ülkenin yönetiminde Söz sahibi olacak insanlarız. Eğer iddialıysak devlet yönetmeye ki ben iddialı bir aday olduğumu düşünüyorum. O sebeple de niye sen aradın, niye ben aradım? Ben bu işlere de girmem ayrıca. Ama ikinci turun doğası gereği önce hepimiz dördümüz de Cumhurbaşkanı adayıydık. Ben dedim ki hiç fark etmez ben arayayım. Ama şimdi Cumhurbaşkanı adayı değilim ben artık. Çünkü ikinci tura ben kalamadım. Kim ikinci tura kaldıysa ihtiyaç duyuyorsa arar görüşülür ihtiyaç duymuyorsa da siz sağ ben selamet. Sinan Bey cenneti vaat etmiyoruz ama cehennemin kapılarını kapatıyoruz derken neyi kastettiniz? Ee, burada e, kastettiğim şey e, cennet ve cehennem kavramının herkesin kendince yorumlaması. Herkes bir yorumlasın günü gelir biz de yorumlarız. Ama sizin size ait ya, ya bu. O, o gün bugün değil. Payız is Onu evet, onu ilk Türk siyasetinde ben söyledim. Payız is kamik ne demek? <laughs> Onun çok ilginç bir hikayesi var, bir, bir su içeyim ederseniz anlatacağım. Hocam. Şimdi tabii ben yabancı kelime kullanmayı çok sevmem. Payız Türkçe bir kelime, bizim ıdırda kullanılan bir kelime. Anadolu'nun birçok yerinde de kullanılıyor. Payız sonbahar demek. Şimdi hatırlar mısınız Sayın Erdoğan ilk e, cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili değerlendirmeyi Allah de, de, değerlendirmeyi yaptığında <laughs> e, şöyle demişti işte Sayın Kılıçdaroğlu için e, Bay Kemal işte öteki için e, e, Sayın e, İnce için işte. E, Yürü Muharrem mi demişti? Bir şey demişti. Yani her biri için bir şey demişti. Şu an hatırlamıyorum. Yanlış ifade ettiysem kusura bakmasınlar. Benim için de onun adını bile gerek yok demişti. Yani bizi kale almadığını ifade etmişti. Biz de Iğdır'da bir tabir var. Cüceyi payız sayarlar. Ne demek o? Yani ben ona atıfta bulundum. O zaman dedim ki Şimdi siz kale almayın cüceyi payız sayarlar bir sonbahar geldiğinde bir bakarız hele kimi kimi kale alıyor kimi kimi kale almıyor. Cüce civciv demek bizim orada herkesin bahçesinde civcivi vardır benim de var. Civcivler işte yaz ayında büyürler ama kimse yaz ayında 50 tane civcivim var 150 tane tavuğum var demez. Çünkü oradan tilki kapar, bilmem ölür, hastalık gelir, şu olur, bu olur. En son sonbahar geldiğinde tavuklarınızı sayar, kümese kapatırsınız. O sizin elinizdeki net sayıdır. Ee, o yüzden de benim erkenden ben güçlüyüm, benim şu kadar oyum var falan demeyin. Hele bir o gün gelsin yani o günde 14 Mayıs'tı. 14 Mayıs geldiğinde bir göreceğiz bakalım kimin yani, kim kimi kale alıyor kim kimi kale almıyor anlamında demiştim ee, sandıklar da açılmaya başlayınca ben de işte tam da o civcivleri saymanın zamanı geliyor manasında payız is coming demiştim şimdi reklama gideceğiz ama reklamlardan önce e, siz tabi programın başında e, bazı gazeteci arkadaşlarımıza da e, bir takım eleştirilerde bulundunuz onlardan da cevaplar var Cüneyt e, Cüneyt'i ben çok severim bu arada benim çok yakın arkadaşımdır sizin ona yönelik eleştirilerinizle ilgili bir cevap yazmış. Onu paylaşacağım. Demiş ki ben YouTube'da siz YouTuber demiştiniz Cüneyt'e bu arada. Eleştirinizin diğer tarafını bilmiyorum ama bu kısmı sahiden haksızlık. Çünkü Cüneyt sahiden iyi gazetecidir ve 33 yıllık bir gazetecidir. Demiş ki ben 30 yıla aşkın süredir gazetecilik Bakınız. yapan biriyim. Sinan Bey ne çabuk eleştirdiği Erdoğan'a benzedi. Her eleştireni ötekileştiriyor, küçümsüyor. Bıktık bu nobran tavırdan. Her eleştiren düşman değil. Benim ne alıp veremediğim olabilir kendisiyle. İki gündür yayınlarda kendisinin başarısını anlatıyoruz. E, e, hatta sayın eşi aradı hanımefendiyi seçim öncesi kanalda çıkartalım istemiştik. Her eleştiren yorum yapan kişi Sinan Bey'in düşmanı değil. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. Başarılarının da devamını dilerim. Hem Sinan Bey'in hem de Ümit Özdağ'ın Ümit Bey ki defalarca yayına almışızdır. Kimse onu gör, herkes onu görmezden geldiğinde diye cevap göndermiş. Cevap hakkını da buradan Cüneyt'in gönderelim. Ee, Youtuber tabi Cüneyt'e birazcık bak, bak, şey olma, bak, bakırız, olmamış yani. Bakınız bir saniye, bir, 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 bir saniye bakınız. Ben de Cüneyt Bey'i bir gazeteci olarak hep beğeniyle takip ederdim. Ne zamana kadar? Cüneyt Bey bizi yayına davet etti. Ve buradan kalktık İstanbul'a gittik. Sonra bize dedi ki bizim kanala saldırı oldu. Sistemimiz çöktü sizi yayına alamayacağız. Sonra baktık ki yayınlar devam ediyor. Şimdi kendisi arayıp ya Sinan Bey işte sizi davet ettik bak siz de İstanbul'a kadar geldiniz yayını alamıyoruz falan bile demedi. Şimdi gazeteci etiği gazetecilik etiği denen bir şey var Candaş Bey. E Ama belki şimdi Sinan gazeteci, başka bir durum gazete... gelişmiştir kendisinin buna söyleyecek pardon. bir şey vardır mutlaka. Şimdi ama yani youtuber demek yani youtuber da bu arada kötü bir şey değil. Biz Hepimiz youtube'a bir şey yapmaya çalışıyoruz da bir, e, ama yani insanların sonuçta bir, mesleği pardon, cüneyt pardon, yani pardon. 30 ayrıca, küsur yılı aşkın bir gazeteci. Ayrı. Ayrıca ayrıca bak, bakınız ben hiç gazetecilerle tartışmayı doğru bulmuyorum hiç o işlere de girmiyorum Sayın Özdemir benimle ilgili son attığı o bana yönelik bir linç kampanyası vardı tamam mı Sayın Özdemir alabilir benim bütün konuşmamı yayınlayabilir üzerine bir değerlendirme yapabilir ama bir gazeteci işte bu dakika bir gol bir, birinci gol, ikinci gol. Bu gazetecilik değil. Bu tarafgirliktir. Olabilir, eleştirilebilir. ben Sinan Bey, yani eleştirilebilir. eleştirilebilir. Bu kendi tarafından bir şey yapmıştır. Siz ayrıca de cevap, ayrıca cevap YouTube yayını, ayrıca, ayrıca, pardon, ayrıca YouTube yayını yapan birisine ne demen bekliyorsunuz? Yani YouTube yayını yapıyor. Bu bu bir sürü binlerce YouTuber var Türkiye'de. Hepsi de çok saygın. Ay bu arada bu yani şey bu değil değil son, ki. son derece yani, biz hepimiz bunu... yapmaya çalışıyoruz YouTube'da yayın Aa, bu, şey, benim bir de şey. benim de benim de YouTube kanalım var ayrıca. Keşke Cüneyt gibi yapabilsek bu arada YouTube'da. Çok da başarılı, çok da iyi ama bu onun iyi bir gazeteci <laughs> olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Sinan Oğan'la röportaja devam edeceğiz. Sorularınız var. Sorularınızın hepsini soracağım. Özellikle Sinan Bey'e oy vermiş isimlerden sorular geliyor. Bayağı diyorlar ki ben soru oy verdim. Şu sorumu sorun diye hepsini soracağım. Kısa bir ara aradan sonra. Evet. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum devam edecek. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Canlı yayında konuğumuz Sinan Oğan. Sevgili seyirciler Türkiye'de önümüzdeki 15 günde süreci belki de en belirleyici olan herkesin ne yani en çok merak ettiği isim şu anda canlı yayınımızda Sinan Bey'e de sorularımızı soruyoruz. Sinan Bey'in kendi seçmeninden de sorular geliyor bu arada onları da sormak durumundayım. Ee, Sinan Bey size şey soruyorlar. Diyorlar ki bu oy tepki oyu mu sizce aldığınız oy? Ee, tepki oyu değil Türk milliyetçilerinin oyu ne zamandan beri tepki oyu olmuş şimdi ortada 3 tane aday var bir solun adayı 2 siyasal İslamcı ve muhafazakarların adayı 3 Türk milliyetçilerinin adayı e, ee, ilk günden beri ifade ediyoruz diyoruz ki Türk milliyetçilerini kimse yok saymasın, Türk milliyetçilerini kimse ke çantada keklik görmesin, Türk milliyetçilerinin oyunu hiç kimse e, millet ittifakının veya cumhur ittifakının yedeğinde böyle e, ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak oy gibi görmesin. E, Türk milliyetçileri Türk milliyetçisi bir adaya oy verir. Onun için bu tepki oyu falan değil. Yani eğer bana AK Parti'den ve CHP'den böyle kitlesel oylar gelseydi o zaman onlar tepki oyu olurdu. Erdoğan'a tepki, bana oy. Kılıçdaroğlu'na tepki, bana oy. Ama bizim oyumuz zaten bizim gerçek tabanımız. eee en belirleyici özelliği her yerden oy almış olması. Yani eşit oranda oy almış olması diyor bir izleyicimiz ki bu arkadaşımız evet. da hatta polis memuruymuş size de oy vermiş. Ee, bunu nasıl yaptınız diye soruyorlar. Ben öncelikle buradan tüm güvenlik güçlerimize, polislerimize, askerlerimize ve diğer bütün güvenlik birimlerimize çok teşekkür ederim. Türkiye'de açık ara bütün güvenlik birimlerimizin birinci tercihi olduk biz. Onu net bir şekilde görüyoruz hem il dağılımından hem birebir görüşmelerimizden. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye'de Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan insanlar bize güveniyor. Türkiye'nin her yerinden oy aldık. Belirli bir dağılımla oy aldık ve bu Türkiye'nin genelinin siyaset e, çizisi, güvendiği siyaset adamı e, olduğunu gördük. Yani biz belli bölgelere hapsolmuş bir siyasetçi olmadığımızı gösterdik. Yani e, e, hiç oy almadığımız yer yok. 2 puan, 3 puan, 4 puan, 5 puan, 7 puan, 10 puan, 11 puan gibi dağılımla ama ortalama 5-6 puanlık ve Türkiye'nin bütün geneline yayılan oy çok kıymetli oydur. Bu bizim siyasette kalıcı artık oturmuş bir taban ve geleceğe dönük hamleler yapacak bir yapının oluştuğunu gösteriyor. Türk siyasetinde Candaş Bey bir değişim gelecek. Bakınız bunu ben görüyorum ve ifade ediyorum. Çünkü zamanında Demireller, Ecevitler, Özallar vardı. Hepsini rahmetle anıyorum. Onlar sinema şeridi gibi gitti. Bugünkü siyaset e, elitleri geldi. Bunların da hem siyaset ömürleri hem yaşları belli bir şeyin üzerine çıktı. Onların da siyasetteki ömürleri birkaç sene. Ondan sonraki süreçte Türkiye'yi yönetmeye talip çok fazla ön plana çıkmış isim yok ki. Bunların en iddialarından birisi biziz. Onun için biz her taraftan oy aldık. Biz her yerden güveniler, güvenilir bir Cumhurbaşkanı adayı olduğumuzu ortaya koyduk. Bakın size ilginç bir şey söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır biliyor musunuz? Sayın Erdoğan seçmeninin ikinci tercihi de Sinan Oğan'dır. Ama Sayın Erdoğan'ın seçmeninin ikinci tercihi Kılıçdaroğlu değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçmenlerin ikinci tercihi de Erdoğan değil. E Türk milliyetçilerinin de birinci tercihi Sinan Oğan neredeyse. Bu şu, şu demektir. Biz Türkiye'nin güvendiği ortak paydası haline gelebildik. Bu siyasette çok kıymetlidir. Biz bu bunun farkındayız ve bu sorumluluğun omuzumuzda olduğunun farkındayız. O sebeple de biz siyaseti günübirlik düşünmüyoruz. Biz devlet yönetmeyi Devletin ve milletin çıkarları için yapıyoruz. Bizim burada asla siyasi bir kazanç, siyasi bir menfaat, geçici bir bilmem rüzgar, hiç böyle şeylerle bizim işimiz yok. Onun için illa hükümette olacağız, illa bilmem ne yapacağız, hiç öyle derdimiz yok. Emin olun. Tabanımızla diyalog halinde bu süreci götüreceğiz. Türkiye'nin her yeriyle e, ilişkilerimiz gayet güzel. Biz bir ayda bakınız, biz bir ayda çok cüzi bir bütçeyle böyle asla televizyonları da falan boy boy şeylerimiz de yayınlanmadı. Hiçbir yerde böyle boy boy afişlerimiz olmadı. Öyle bir paramız yoktu. Bir otobüs ve böyle birkaç inanmış işte tabii siyasi partilerin dışında ifade ediyorum Ata İttifakı'nın dışında birkaç inanmış arkadaşımızla Türkiye'yi gezdik ve %5'in üzerinde oy aldık. Biz ...daha organize, daha güçlü bir yapıyla bu oy oranını çok hızlı yükseltiriz. Şimdi tabii burada Millet İttifakı tarafında yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, destekleyenlerin tarafında şöyle bir soru var. Deniliyor ki e, Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan arasındaki oy farkı e, işte %49.50, %44.89, %5'e e yakın. Tam da sizin aldığınız oy. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ihtiyacı olan bir sonraki seçimde kazanmak için oy... <laughs> Sizin oyunuzun neredeyse tamamına yakını. Siz böyle bir geçişi mümkün görüyor musunuz çok? Ya biraz önce çünkü başlarken şey dediniz ya. Yani ben aday olmasaydım benim seçmenimin yarım puanlık kısmı Sayın Erdoğan'a verir ve birinci turda seçerdi. Benzer şeyi Sayın Kılıçdaroğlu'na ikinci turda oy kazandıracak kadar bütün bir geçiş sağlayabileceğine inanıyor musunuz? Bakınız bu sadece bizim oyla olmaz. Çünkü orada biraz bir fark var. Hmm. Ee, biz tabanımızla tekrar ediyorum. Ben asla şunu iddia etmiyorum. Ben nereye dersem bütün seçmenler oraya hiç öyle bir iddiam yok benim. Bu seçmene seçmen e, n n n tavrına da e, şeydir e, hakarettir. Seçmen iradesine hakarettir bu. Biz şunu diyoruz. Biz kendi seçmenimizle çok sağlam irtibatlar içerisindeyiz. Aldığımız kararı kendi tabanımızla ortak alıyoruz. O sebeple de o karar Sinan Oğan'ın değil bir bütün olarak ata ittifakı bileşenleri ve tabanın e, e, ortak kararı olduğu için o kütlenin ana ekseni bizim olduğumuz yerde olur diyoruz. Bu gayet makul ve mantıklı bir açıklama. Ama... Yüzde yüzü olur mu? Hayır. Bu siyasette bunun yeri yok zaten. Yani ben siyaseti bilen ve ayakları yere basan bir siyasetçiyim. Her zaman makulün etrafında olan birisiyim. Hiç makulden uzaklaşmadım ben. Yorum yaparken de, analiz yaparken de. Candaş Bey, size bir şey söyleyeyim. Ben birkaç televizyon programında, hatta sizin TV yüzde şunu dedim. Ya şeyler, e, millet ittifakı böyle aldık götürdük zannediyor ama öyle bir dünya yok dedim taban öyle demiyor saha öyle demiyor ben bunu gördüm bunu gördüm ve söyledim Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim ayrıca e, Sayın Kılıçdaroğlu sandıklarla ilgili sorun var Sayın Kılıçdaroğlu çok özgüvenli gördüm hayır dedi biz bütün sistemi kurduk her şey on numara beş yıldız ben dedim aynı kanaatte değilim endişelerim var dedim kendisine biz ilk günden beri yaptığımız bütün analizlerin sahada birebir karşılığını gördük. Şu an siyasal e, 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 siyasal dağılım içerisindeki bütün hani, siyasi partiler ve ittifaklar içerisinde e, duruşu ve analizleri en doğru ve en istikrarlı olan biziz. Baştan neyi hedeflediysek o hedefe vardık aşağı yukarı. Neyi öngördüysek aşağı yukarı çıktı. Onun için de bizim tabanımızla olan birebir bağlantımız tabanımızı konsolide ediyor. Ve ana gövdeyi bulunduğumuz noktada beraber hareket edebiliyoruz ana gövdeyle beraber. Ama ya. burada başka şeylere de ihtiyaç var. Örneğin Millet İttifakı açısından bakacak olursak ben burada bir analiz yapıyorum. Neye mesela? O da şu Millet ittifakının Millet İttifakı'nın kazanması sadece bizim gitmemize bağlı olamaz. Sandığa gitmeyen seçmeni oraya getirmesi lazım. Sandığa sahip çıkması lazım. Bakın çok önemli bu. Sandığa sahip çıkmak. Bütün sandıkların tamamında ıslak imzayı bir tane bile eksik olmadan alması lazım. Vesaire vesaire. Bizim oraya gitmemiz o tabanı şey yapar. Ateşler. O tabana müthiş bir şey özgüven ve kazanma hırsı getirir. Bizim gitmemiz. O açıdan bizim gitmemiz onlar açısından bu çerçevede önemlidir. Ha diğer tarafta ise bizim gitmemiz Cumhur İttifakı açısından ise mutlak çoğunluğu getirir. Güçlü bir hükümet kurulmasına vesile olur. Yani 50 küsürle değil de 56'lar 57'ler çarpan etkisiyle 60'lara kadar çıkacak bir kitlesel yapıyı getirir. O da güçlü hükümet ve güçlü Türkiye anlamına gelir. Siz iki, ittifak, ya iki ittifakla da Asla bir arada olmayız demiyorsunuz değil mi? Her ikisine de kapımız açık, her ikisine de eşit mesafedeyiz mi diyorsunuz? Bakın, Candaş Bey, siyasetin doğasında bu var. Yani ben değil, tabanımız bizim. Tabanımız bize şu yetkiyi verdi. Bu oy o anlama da geliyor. Görüşmelerimizde de bu söyleniyor. Her ikisiyle de görüşün. Eğer uygun şekilde Türk milliyetçiliğinin temsiliyeti noktasında bizim temel şartlarımız noktasında bir anlaşma sağlanırsa yer, yer alın. Sağlanmazsa yer almayın. Bu çok net. Programın bunu, başında bunu Sinan Bey şey bize bir... tabanımız Buyurun lütfen devam edin. bir tabanımız bunu demişken biz bunun dışında hareket edemeyiz. Programın başında %2 oyumuz iç edildi dediniz. O ne demek? <laughs> biz sandıklarda yüzde iki oyumuzun çalındığı kanaatindeyiz. Böyle bir tespitiniz var mı? YSK'ya böyle bir başvuru yapıldı mı? Ee, şöyle biz kanaatindeyiz dememdeki kasıt o. Bu bizim kanaatimiz. Yerelden aldığımız bilgiler ama bu işte tutanaklarda, sandıklarda bir de şu da yapıldı bize. Birçok yerde operasyon çekildi. Afişler hazırlandı, okullara asıldı. Sinan Oğan çekildi, oy vermeyin dendi. Birkaç sandıkta insanlar tutuldu. Sinan Oğan çekildi, Sinan Oğan çekildi diye gelen oy verenlere sürekli propaganda yapan tipleri yakaladık vesaire. Dolayısıyla hem o anlamda hem doğrudan iç etme anlamında böyle bir kanaatimiz var. Bana deseniz ki bu kanaatin ötesinde böyle çok net hırsızlığa dair önümüze koyacağınız kan kanıt var mı? E, hayır. Ben kanaatimi bildiriyorum. Sizin oyunuzu... Biz e, sahadan aldığımız izlenimi bildiriyorum. Sizin oyunuzu kim çaldı peki sizce? Ya onu biliyor musunuz? Yani sizin oyunuzu alıp çalıp nereye ee... <laughs> Şimdi şöyle... <laughs> Kanaat bildirdiğim için şu an onun ötesinde adres göstermem doğru olmaz. Bir izleyicimiz ama ki, sonuçlara bakmakta fayda var. bir izleyicimiz diyor ki Kılıçdaroğlu'nun kazanması için İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'de seçmenin tercih değiştirmesi gerekiyor. Sinan Bey de bu bölgelerden oy almış önemli bir önemli bir lider. Böyle bir ihtimali, böyle bir senaryoyu mantıklı buluyor mu demiş. Böyle bir ihtimal var mı diye soruyor. Şimdi ihtimal var, siyasette her zaman ihtimal var. Yani aradaki fark kapatılmayacak bir fark değil, ama e, diğer tarafla kazanmak daha kolay. Yani onu da söyleyeyim. Hmm. Ha, biz burada tercihimizi yaparken tercihimizi yaparken kazanmak üzerine yapmıyoruz ki, biz ilkeler siyaseti yapıyoruz. Yani burada günün sonunda sadece kazanmak değil, ilkeleri ortaya koymak önemli esas. Kazan, kazanan demişken, sizin şahsi görüşünüzü çok merak ediyorum ben. Size göre seçimin kazananı kim, kaybedeni kim? Kazanan bir <laughs> sizsiniz, onu biliyoruz. Kazananı biliyorum ama kaybedenini... Kazanan benim. Yani ben derken yanlış anlaşılmasın değerli izleyiciler. Kazanan derken Sinan Oğan değil. Sinan Oğan sadece bir temsil ediyor. Yani Sinan Oğan ve temsil ettiği e, kitle ve anlayış, yani. Bu seçimin kazananı Sinan Oğan ve Türk milliyetçileridir ve Atatürkçülerdir. Kaybedeni kim? çok kaybedeni var. Çok kaybedeni var. Kim onlar mesela? meclis çoğunluğunu... Bakınız ben mesela... Bir, biraz önce dedim ya bütün tahmin ve öngörülerimiz tuttu ya, özür dilerim bir konuda yanıldım o da şu ben mesela meclis çoğunluğunu Millet İttifakı'nın alacağı kanaatindeydim artı HDP ile. Ama Millet İttifak o kadar kötü liste yaptı ki ya yani o kadar kötü liste yaptı ki isimlere girmeyeyim herkes biliyor. yani bakınız şeyde Cumhurbaşkanlığında seçimi mi Cumhurbaşkanı adayları alır ama parlamentoda seçimi teşkilatlar ve adaylar alır. O yüzden bir takım farklı e, e, gerekçelerle, bir takım farklı sahiplerle aday belirlemeyeceksiniz. Kazanan aday belirleyeceksiniz. Kazanan aday koyduğunuz zaman kazanıyor. Örneğin Erzincan'dan Mustafa Sarıgül'ü koydunuz kazandı adam. İşte kazanan adayı koyacaksınız. Yani Erzincan'da CHP mi kazandı? Hayır. Mustafa Sarıgül kazandı. Çok net. O yüzden, o yüzden Burada Millet İttifakı bileşenlerinin kazanan adaydan ziyade farklı sahiplerle koymuş oldukları adaylar çok ciddi oy kaybettirdi. Listelerden bahsediyorsunuz. Tamamı değil için demiyorum tabi. Soru şu evet. deniyor ki Sinan Bey adaylardan birini desteklemeye karar verirseniz bu durumda kalan süre içinde o aday lehine kampanya yürütecek misiniz diye soruyorlar. Ama bu eşyanın e, n, n, tabiatında var elbette. Yani biz eğer e, Pardon. Programla ilgili gelen soruları bakıyorsunuz siz ee, Güzel soru varsa sorun kendinize <laughs> lütfen. Yok önemli bir şey gel. <laughs> <laughs> önemli bir konu vardı da affedersiniz. Şu şey doğru mu? Ee, ee, biz bi tabii ki hı, hı, e, buyurun, yani Buyurun bu sorun cevaplayayım da yarım Buyurun. kalmasın. Elbette yani bir tarafla beraber kazanmak için yola çıkıyorsak biz üzerimize düşeni en, en, en gerektiği şekilde yaparız. E, deniyor ki meclis çoğunluğu cumhur ittifakında hani olur da e, şu anki aritmatikle, yani şu anki rakamlara baktığınız zaman bu daha zor olan ihtimal gibi gözüküyor. Olur da Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığını kazanırsa bu bir istikrarsızlık ve bu sizin açınızdan yani ata ittifakı açısından çok daha zor bir ihtimal değil mi? Daha kolayı seçme eğilimine gider misiniz. Yani Cumhur İttifakı'nı desteklemek size bu anlamda tırnak içinde daha mantıklı bir opsiyon olarak gelmiyor mu diye soruyorlar. Şimdi burada mantıktan ziyade ilkelerden hareket ediyoruz biz. Evet ben biraz önce de söyledim. Cumhur İttifakı'nın işi daha kolay. Millet İttifakı'na göre daha kolay. Yani bunu görmemek için siyasi kör olmak lazım. Yani Cumhur İttifakı meclis üstünlüğünü almış. E, efendime söyleyeyim yarım puanlık bir farkla seçimi kaybetmiş. Cumhur İttifakı olmak daha kolay. Ama burada ilkeler bazında baktığımızda e, siyaset her şeye gebedir. Siyaset her şeyi e, her her şey her ihtimale açık bir oyundur onun için elbette ki millet İttifakı'nda matematiksel olarak kazanma ihtimali bir hayli var. Biz desteklersek e, Sayın Kılıçdaroğlu kazanır diyebiliyor musunuz? Biraz önce bu soruyu cevapladım. Dedim ki sadece bizim desteğimiz yetmez. Bahsettiğiniz diğer faktörler de devreye girerse orada önemlidir. Bahsettiğiniz o biraz önce diğer faktörler de devreye tabii. girerse olur mu? Yani gayet mümkündür. Biz desteklersek, diğer faktörler devreye girerse, sandıklara sahip çıkarlarsa 8 milyon sandığa gitmeyen seçmen bir motivasyonla sandığa götürülür ise bu, 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 bu mümkün. yani 4 puan kapatılmayacak bir puan değil, 4 küsür puan. Ha en kötü ne olur? AK Parti kazansa bile 50 küsürle falan kazanır. Bakınız. Yani bizim bu tarafta olmamız, o tar bu tarafın yani millet İttifakı'nda olmamız ve millet ittifakının gerçekten her bir biriminin asılması, ciddi çalışması, sandıklara sahip çıkması, hatalarından ders alması ve daha milli bir e, duruş sergilemesiyle e, Millet İttifakı'nın kazanma ihtimali var. Ne kadar? 49. Şeyin 51. Cumhur İttifakının 51. Ama bu 49 rahatlıkla 51 olabilir. Ancak Cumhur İttifakı kazansa da bu durumda çok cüzi farkla kazanır. Çok cüzi farkla kazanır. E, ee, isterseniz ben şey istemem. Yani ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı'nın cüzi farklarla kazanmasını istemem. Bunu söyleyince kızıyorlar bana. Efendim artı birle bile kazanmak demokrasinin gereği değil midir? Doğru demokrasinin gereği. Yani 50 artı birdir bunun yolu. Ama ben Türkiye ekonomisinin kırılgan halini yakından bilen birisiyim. O sebeple de daha güçlü bir hükümete ihtiyaç var. En azından ekonomi e, düzelene kadar daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bu benim çıkarıma değil. Bu devletimin ve milletimin çıkarınadır. Buradan bu cümleden Cumhur İttifakına bir sıcak mesaj verdiğiniz yorumunu yapabilir miyim? Hayır yani Millet İttifakı'nda bakın 8 milyon kullanılmayan, o kullanılmayan oy var. Millet İttifakı da pekala güçlü bir hükümet çıkarabilir buradan. Sinan Bey size bu kampanyada dediler ki tamam önümüzdeki 15 günde bu 8 milyon insanı oy kullanmayan insanı sandığa getir. Oy kullansalar. Ne yaparsınız? Nasıl çağırırsınız onları? Bana mı deseler? Evet. O benim işim değil. O, o ya Hayır o benim işim değil yani o e, Sayın Mansur Yavaş'ın işi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun işi Sayın Akşener'in işi Sayın Babacan'ın işi Sayın Karamollaoğlu'nun işi Sayın Davutoğlu'nun işi Sayın e, Uysal'ın işi Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi onların işi o ha, ben de elimden geldiği kadar yaparım ama yani orada eğer birileri bizi kurtarıcı gibi görüyorsa görmesin hiç hiç öyle bizi görmesinler biz kendimizi öyle görmüyoruz. O 8 milyon oyun Millet İttifakı seçmeni potansiyel olduğunu nereden çıkarıyorsunuz ki? E, muhtemelen içinde milyonlarca insan da Sayın ben, Erdoğan ben çıkarmıyorum. Yani hayır o insanları Tabii sandığa ben getirmek aynı ben şekilde sadece Sayın Erdoğan'ın da isteyeceği bir şey sandığa, olmaz mı? şöyle iktidarlar burada bir siyasal mantık yürütmek icap ediyor. Ee, iktidarlar katılım yükseldikçe eli zayıflayan, katılım düştükçe Eli güçlenen yapılardır. O yüzden sandığa giden seçmen, daha çok giden seçmen muhalefetin elini güçlendirir. Bu temel e, öngörüden, bu temel mantıktan hareketle bunu söylüyorum. E, Sayın Bahçeli'nin baş danışmanı Eyüp Yıldız sizin için pazarlık payın kalmadı. Başka kapıya e, bir turda biter bu iş demiş. Sonrasındaki söylediği, sözü de ben burada yayında söyleyemem. Yani çok ki, zarif kibar bir söz değil. Görmüşsünüzdür galiba değil mi bunu? Hiç benim muhatabım değil, ilgilenmiyorum da. Yani siyasette biz daha etik, daha karşılıklı olarak anlayışı getirelim dedikçe bazıları siyasetin seviyesini düşürmeye çalışıyor. Muhatabım değil. Ee, bir şekilde bir ittifakın içinde yer aldınız ya da yer almadınız. Şimdi herkesin üstünde mutabık olduğu bir şey var ki, aldığınız bu oyla artık bundan sonra Türk siyaseti içerisinde siz de çok önemli söz sahibi bir konuma geldiniz. Sizin bundan sonraki planınız ne? Yani ittifakta yer aldınız. işte Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı kazandınız bir bakanlıkta ya da kazanmadınız, muhalefette kaldınız. Sizin şeyiniz ne? Planınız ne? Bizim planımız öncelikle Türkiye'yi istikrarlı bir hükümete kavuşturmak. Birinci planımız bu yapabilirsek bunu 15 gün içerisinde yapacağız. Yapamazsak sistemin dışında kalmayı tercih edersek o zaman da biz çok güçlü bir hükümet çıkacağını öngörmüyoruz. 2-3 sene içerisinde yeni bir seçim olacağını öngörüyoruz. Kim kazansa kazansın. Biz tüm gücümüzle yeni bir seçime kim kazanırsa kazansın. Çünkü burada bir ayak eksik kalacak. Biz o ayağı tamamlayan kısımdayız şu an siyasal matematikte bu takdirde de 2-3 sene içerisinde yapılacak yeni bir seçimde Türkiye'yi yönetmeye hazırlanmak çünkü seçmen bize şu görevi verdi. Biz bütün Türkiye'den sana oy veriyoruz. Hazırlan. Gelecek Türkiye'sini siz yöneteceksiniz dedi. Bakınız başka bir şey diyeyim size o kadar çok seçmen bize şunu söyledi ki ya size o kadar çok oy vermek istiyorum ki ama şu kamplaşma siyaseti beni şu tarafa veya şu tarafa mecbur kılıyor. Yoksa gönlümden geçen aday sizsiniz en genç en donanımlı en aklı başında en konuşulabilir aday sizsiniz ee, ama bir sonraki seçimde söz oyum senin diyen çok sayıda seçmen var. Ee, şu ana kadar size gelmiş bunu program başında sordum ama izleyiciler tekrar sormamı istiyorlar. Ee, kaçıranlar olabilir. Belki ben yeteri kadar baskı sormamış olabilir. Herhangi bir millet tipi ya da cumhuriyet tipi e, görüşme talebi oldu mu? O konulara girmeyeceğim. O konulara girmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü bunlar özel konular. Ee, yani insanlar Ahmet aradı, Mehmet aradı veya şunu konuştuk, bunu konuştuk. Ben bu tür şeylerin ulu orta konuşulmasını doğru bulmuyorum. Ee, Zafer Partisi'ne neden üye olmadınız diye soruyorlar ama bildiğim kadarıyla ittifakın adayı olarak partili aday olmamak gibi bir eğilimin kay şeyi, bu, sebebi bu değil mi? Yanlış biliyorum ben yo doğru biliyorsunuz ben e, ilk günden beri parti kurabilirdim. Öyle bir Türkiye'de Sinan Oğan Gönüllüleri diye ben uzun süreden beri e, bir e, bir yapı oluşturdum Türkiye'de. E, gönüllüler siyasetini Türkiye'ye ilk getiren biziz. Türkiye'nin her tarafında Sinan Oğan Gönüllüleri var ve bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Sinanogan.com'a girin. Orada gönüllü formunu doldurun ve gönüllü olun. Biz size mutlaka döneceğiz. Biz gelecek Türkiye'sini buradaki arkadaşlardan ve ittifakımızdan çıkarmak istiyoruz. Ge gelecek Türkiye yönetimini. Yani kutlu e, Tuğran ve Büyük Türkiye'yi biz buradaki ekiplerle yönetmek istiyoruz. Çok kaliteli arkadaşlarımız müracaat ediyor. Buradan e, sizin vasıtanızla çok izlenen bir programınız var biliyorum. Bütün arkadaşlarımıza çağrıda bulunarak diyorum ki siz de gelin bu Gönüller Kervanı'na katılın. Türkiye'yi beraber yönetelim. E, bizim bu seçimde e, yaptığımız temel e, meselelerden birisi... Temel meselelerden birisi bu Gönüllüler gönüllüler Hareketi'ni gerçekleştirmekti. Ben bir müsaadeniz olur mu? Buyurun. Cüneyt Bey eşimle konuşmuş bir evet. düzeltme yapayım. Yapın. Diyor ki biz bazı bu sizin yani beni dedim ya biraz önce İstanbul'a Davet etmişlerdi. Sonra evet. sistemi saldırı altındaydı. O yüzden e, e, alamamıştık. Orada sanırım şöyle bir durum var. Diğer cumhurbaşkanı adaylarını alamadıkları için e, beni alamadıklarını e, yazmış. E, yani saygı duyuyorum. E, saygı duyuyorum. Eğer gerçek buysa, bunu da buradan açıklamış olayım. Biz e, bu konuda oldukça netiz söz hakkına inanan, söz hakkına güvenen insanlarız. Biz yeni bir siyaset dili geliştirmek istiyoruz. O gün bize gelen bilgi oydu ama bugün Cüneyt Bey'den doğrudan gelen bilgi bu Kendisi olduğu için zaten. bunu Kendisi. doğru kabul ediyorum ve bunu 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 paylaşıyorum. Kendisi de zaten cevap verdi ve söyleceklerinde yani bu anlamda sizin söylediğinizde paylaşıyordu. söyledi. Bilginin düzeldiği Tabii. iyi oldu. Eee ya, o konuda benim açımdan bir sorun yok. Ben siyasette kavga dilini, gazeteciyle kavga etmeyi, futbolcuyla <laughs> kavga etmeyi, sanatçıyla kavga etmeyi bunlar bana göre işler değil. Ben doğru bulmuyorum bunları. Aman sadece etmeyin, etmeyin, çok yani. üzüldüğüm bir nokta sadece çok üzüldüğüm bir şeyi söylemek istiyorum ben son 3 gün gerçekten yargısız infaz edildim hak etmiyordum bunu yani bana söylemediğim şeyler üzerinden saldırdılar diken diye diken diye bir yayın organı var yani öyle bir başlık attılar ki onların yerine ben utandım kendisini satılığa çıkarmış ne bileyim pazara çıkarmış ya yani bunlar yani bu AK Parti'nin neden bu şikayet edenler hep bu dilden şikayet etmiyor mu? Kendileri neden buna dönüşüyorlar? Şimdi tam yani da bu size bu nasıl bir dildir? Size şu nasıl bir gazetecilik? Sinan Bey bu, şunu çok merak ediyorum. Bu, bu nasıl bir gazetecilik anlayışı? Sizin bir şu an, yani seçim kampanyası boyunca da takip ettim ben. Bir e, ılımlı üslubunuz var. Yani ılımlı derken bağırmıyorsunuz, kızmıyorsunuz, öfkelenmiyorsunuz, elinizi Gerçekten vurmuyorsunuz falan. E, fakat Türk siyasetinde yıllardır görüyoruz ki öbür üslup daha çok karşılık buluyor. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun bile bu kampanya döneminde değil, daha değil. sertleştiği, hatta son videosunda masaya falan vuruyor ee, ki Sayın Cumhurbaşkanının üslubu zaten böyle. Şimdi sizin Yanlış. bu üslubun arasında Yanlış. kendinize çok e, hayat bulma ihtimaliniz var mı sizce bu ılımlı, bu sakin halinizle? Bu sakin halim o kadar çok beğenildi ki, o kadar çok takdir gördü ki ya özlediğimiz siyaset dili, özlediğimiz siyaset anlayışı budur dendi. Bakınız Cüneyt Bey e, sosyal medyada beni eleştirinin ya ötesinde Allah aşkına, bir amma Cüneyt, dil Cüneyt kullandı. Ulan, yeter Cüneyt ile Tamam Biz bize bir şey, içinde, di bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ancak ancak ikinci söylediğim konunun. İkinci söylediğim konunun farklı bir şekilde e, şu an bana gönderince hemen onu düzeltme ihtiyacı hissettim diyorum. Bir şey farklı bir şey diyorum. Yani ben bunu söylemem, ben bilmem ne, hiç bu işlere girmiyorum gördüğünüz gibi. Doğru gördüğüme doğru diyorum. Yanlış yapıyorsam da özür dilemesini de bilirim. E, yanlış yaptım da diyebilirim. Hakkını helal et de diyebilirim. Bunu Cüneyt Bey'e de diyebilirim. Ötekine de yanlış yapıyorsam, birinin hakkına giriyorsam. Bu bu çerçevede açıklamak istedim. Yoksa konuyu yeniden gündeme getirmek değil. E, bu üslup diyorsunuz ki bundan sonra ben değişmeyeceğim, e, benim çizgim devam edecek, siyaset hayır, değişiyorsa hayır, da hayır. değişsin, değişmiyorsa ya. da ben böyleyim. Yani beni masaya yumruğunu vurmuyor diye, bağırmıyor diye millete... Bodoslama amine tabiriyle <laughs> ağzına geleni demiyor diye sevmeyen varsa sevmesin ne yapayım yani ben mantık olarak siyaset dilinin bu dilde olması siyasetçi kavramından ülkenin devlet adamı kavramına artık geçiş yapması gerektiğini 20 senedir devlet adamlığının artık özlenebilir özlenir bir kavram olduğunu o sebeple de Türk gençliğinin özellikle Türkiye'deki mevcut kamplaşma siyasetini hiç sevmediğini, bize oy veren Türk gençlerinin özellikle daha çok Türk gençliği olduğunu dikkate aldığımızda biz Türkiye'de iki ana nokta var. Biz Türk siyasetinde kalıcı olacağız. 2 bu dil yani gerektiğinde özür dilemesini bilen, gerektiğinde e, gönül almasını bilen e, ama aynı zamanda sakin, doğru bildiğini ifade eden, dün söylediğini bugün e, unutmayan, kıvırmayan bir daha e, günlük politika yerine gelecek 10 e, yılları e, planlayan ve çalışan bir e, devlet adamı e, profili olmayı e, tercih ediyorum ben. Sinan Bey izleyicilerimizden şöyle mesajlar geliyor. Sinan Bey'in vermiş olduğu web sayfasına girilemiyor şu an diyorlar. Ya orada da öyle şöyle bir şey var. Yani bir toplu girim olunca <laughs> bir geçici site kilitleniyor. Bir, bir 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 yarım saat bir saat sonra tekrar girsinler açılacaktır. Toplu girişlerde demek ki kapasitesini artırmamız lazım. Hemen kilitlenebiliyor. Size söz vermiştik sizi 21.15'te bırakacaktık. Bir 10 dakikada geciktik. Kusura bakmayın ama söyleyeceklerinizi tüm Türkiye çok büyük bir dikkatle dinledi. Çok Önemli şeyler açıkladınız çok teşekkür ediyorum son sözü de size bırakayım programa katıldığınız için ayrıca da çok teşekkür ederim ee, biz seçim dönemi yapacaktık ama ben sizi yakalanaya kadar bizim kanaldaki diğer arkadaşlara çıktınız ee, üst üste geldi değerli eşinizle de o şeyde süreçte tanışma fırsatı bulduk kısmet bugüneymiş. önümüzdeki dönemde daha çok da program yapacağız belli. Çok teşekkür ederim Candaş Bey. TV yüze ben minnettarım. Her zaman bizi en zor zamanlarda hiç almamazlık etmedi. Bizim söz hakkımıza hep saygı duydu. O açıdan da ben yani TV yüzü hep bütün şeylerin içerisinde öncelikle gelmek istediğim, davet edildiğimde koşa koşa geldiğim bir yer. TV yüze, TV yüz yönetimine teşekkür ederim. Biliyorum kendilerine çok da baskı yapıldı zamanında ama hiç bu baskılara direnmediler Bazıları direndiler, bazıları direnemedi mesela. Son olarak şunu söylemek isterim ki vatandaşlarımız, aziz Türk milleti, Türk milletinin aziz evlatları merak etmesinler. Bize güvensinler. Biz ülkemizdeki bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için bize düşen ne varsa elimizden geleni yapacağız. En doğru kararı vermeye çalışacağız. Bunun için de istişareler yapacağız. Vereceğimiz karar Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Vereceğimiz karar Ata İttifakı'nın bize imza verenlerin ve tabanımızın genel kararı olacak. Elbette yüzde yüz fikir birliği zaten mümkün değil ama genel eğilim olacak. Bundan kimsenin endişesi olmaz. Bu bir olması. iki gün içerisinde açıklayacaksınız değil mi? Resmi olarak kimi destekleyeceğiz ya da kimi desteklemeyeceğiz? Mutlaka kim ne, ne, netleşir diye. Net, evet. Netleşir diye tahmin ediyorum. Son soru hiç kimseyi desteklemezseniz eğer Size göre kim kazanır? Çok erken. Daha daha peşire fasındayız. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Kolaylıklar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Az önce tamam. konuştum. Bitti. Ee, bu hafta belki bir yayın daha yapabiliriz. Yapmazsak önümüzdeki hafta Salı biz yine buradayız. Hoşçakalın. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum sona erdi.